15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü konferans salonunda Bolu Valiliği ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından konferans düzenlendi. Bolu Valiliği ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz ve Milli İrade'nin Dirilişi konulu konferansa Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Ali Şarlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Düzcü'nün konuşmasıyla devam etti. Bolu'muzda o şehitleri hem Çanakkale'sinde, Kurtuluş Savaşı'nda, bakın 15 Temmuz'unda kendi vatanına, toprağına bir katkı sundu. Bu topraklar kanlarla kazanılıyor. Hiç kolay değil. Konferansa katılmayı şehitlerimize karşı bir vefa borcu olarak gördüğünü söyleyen Doçent Doktor Levent Düzcü, hain darbe girişimini lanetlediğini belirtti. Ama olay iki yönlü. Bir evet darbe yönü, darbe teşebbüsü yönü, kalkışma yönü. Bir de tabii bizim için en güzel tarafı milletin karşı duruşu olan yönü. Umut veren tarafı orası tabii ki. O gece tabii ki resimler üzerinden de şöyle bir seçki yapılmış. O akşam İstanbul'da Ankara üzerinden neler yaşandı. Boğaziçi Köprüsü bombalandı. Evet, Boğaziçi Köprüsü'nde tanklar kondu. Evvela şunu söyleyeyim. Bu bir darbe, bir cuntanın şeyi. Bu bir Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Necip Silahlı Kuvvetlerimizin hiç ilgisi olmayan, hiçbir zaman da olmayacak olan bir cuntanın, bir grubun hareketi, dolayısıyla hain bir grubun hareketi. Tarihte buna benzer olayların yaşandığını belirten Levent Düzcü, bu darbe girişiminin TSK'ya mal edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Asla ve hatta bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimize mal edilemez. Buna ondan önceki darbeler de öyle, darbe teşebbüsleri de öyle. Hep bir grupların, küçük bir grupların, maalesef bu tarihte yaşanmış ama yani bu sadece bize ait değil, küçük gruplar Osmanlı'da Yeniçerilerin bir grubu. Mesela Yeniçerilerin tamamı da yapmıyor. Darbe tarihlerinde sadece bize ait değil, Avrupa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da maalesef yani geçmişten 20. yüzyıla kadar yaşandı. Bu biraz milli irade ve demokrasinin gelişmesiyle beraber de devam etti ama sivil demokrasinin gelişmesinin, milli iradenin hakimiyetinin güçlendirmesi anlamında da cidden ciddi mesafeler kat edildi. Bu da önemli bir şey aslında. Modern zamanlarda biz bunlara darbe diyoruz tabii. 1800'lerden sonra darbe deniyor. Bu tarihte ihtilaller ve darbeler modern bir tabirdir.